yetişmesine aracılık ediyoruz aslında. Sonra da evlatlarımızdan şikayet ediyoruz. Aslında gelen evlat aynı biz. Bizden bir fark yok. Siz onu kendi planına, programına bıraktığınızda zaten olan oluyor. Yani önce siz kendinizi bulduğunuzda evladınız da zaten kendini bulmuş olur. Efendim, içimden bir ses sürekli söyle diyor, söylemeyeyim, boş ver, meşgul etmeyeyim diyor. Diyorum ben de ama söyle diyor. Ben köpeklerden çok aşırı korkuyorum. Bir hafta önce bir arkadaşımın arabasına tam bineceğimde arkada köpeği varmış. Ben köpeği görür görmez, yani gördüğüm anda diş etim kanadı. Ama o arabaya da bindim. Yani mecburdum, binmek zorundaydım, bir yere gidecektik. Bir haftadır da o diş etim elim kanıyor. Bunun geçmişteki korkuyla ya da düzelmeyle bir ilgisi olabilir mi? Yani çok... Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani o bir haftalık süreçte köpekle, ten sonraki kısımda dışarıda bir hayvanla karşılaştığınızda... Yok, karşılaşmam. Ha yok, kediler köpekler için hep korkuyorum. Kediyle karşılaştım, gene korkum var yani. Hep o konuda bir şey yaşayacağım, çocukluğumdan kalma korku. Ama yani ben o köpeği gördüm orada diş etimin kanaması yok, fış diye. Ama orada bir çözülme olmuş. Yani o iyi bir şey mi? Neden? Çünkü biz çene bizim aslında öfke merkezimizdir. Genelde hep çene rahatsızlıkları hissederiz. Gece sıkarız. Çünkü karşımızdaki insanı işte kırmamak, üzmemek adına konuşamayız. Ve burada çok sigara içen insanlar aslında çenedeki öfkeyi attırmak içindir. Çok yemek yiyen insanlar buradaki enerjiyi boşaltmak için. Bunun farkında değillerdir ama budur. Siz orada birikmiş her ne varsa atmışsınız. Kanıyor mu hala? Yani evet, bir haftadır bu var. Yani durduk yere köpeği görürler bakıyorum. Orada işte birikmiş her neyse çözülmüş. Bence arkadaşlar bir soru var mı? Ben çıkmak zorundayım. Çıkmak gereken bir yer var. Teşekkür ederim. Sizi de seviyoruz. Biz de aynı şekilde. Teşekkür ederiz. Tamam. Bence daha iyi olacaksınız hayvanlarla ilgili. Öyle mi? O mu patladı? İyi. Evet. O oradaki sorun çözülmüş. Tamam. Yani siz kendi şifanızı kendiniz yapmışsınız zaten. Teşekkür ederim. Hissedeceksiniz bunu zaten. Altta yatan korkunuz bir şekilde şifalandırır. Bilmeden de olsa sizin de şifalandırmışsınız. Korkmayacaksınız. Katı olan düşüncelerinizden kurtulmanızı öneririm. Neye, kime karşı katılığınız varsa onları yumuşat. O da yumuşar. Var. Çünkü öyle düşünceleriniz var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Onları yumuşattığınızda o düzelecek. Yani sistem kendi kendini tamir edecek.